Baker Hughes şirketi iş gücünün onda birinden fazlasını yani 7 bin çalışanını işten çıkarıyor. Baker Hughes, petrol şirketlerinin arama ve sondaj faaliyetlerini yürütüyor. Petrol fiyatlarının düşmesi ise sondaja ilgiyi azalttı. Benzer arama ve sondaj faaliyetleri yürüten Schlumberger şirketi 9 bin çalışanını işten çıkardı. Fiyatların düşmesi ve işten çıkarmaları değerlendiren enerji uzmanı Michael Lynch sektörde fiyatların, sondaj faaliyetlerinin ve talebin bir süre daha etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Petrol fiyatlarının bir süre daha toparlayacağını sanmıyorum. Ayrıca düşük kar oranları yüzünden bence petrol sektörü daha az yatırım yapacak. Lynch'e göre halen varil başına 46 dolar düzeyinde seyreden ham petrol fiyatları biraz artabilir ama yakın gelecekte önceki gibi 100 doların üzerine çıkması beklenmemeli. Uzman petrol üreten Teksas eyaletinin bu gelişmeden 1980'lerdeki kadar kötü etkilenmesini beklemiyor. Bunun da nedeni eyaletin gelir kaynaklarının çeşitlenmesi. Ama petrol üretimine yeni başlayan Kuzey Dakota için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Petrol sektörü düşen fiyatlardan kötü etkilendi. Ancak bir süre önce birliğin durumu konuşması yapan Başkan Barack Obama benzin fiyatlarının yarıya düşmesinin tüketicileri rahatlattığını söylüyor. Yakıt fiyatlarının düştüğü ve standartları yükseltildiği için artık bir aile benzin alırken 750 dolar tasarruf ediyor. Ekonomi uzmanları da enerjiden tasarruf edilen paranın başka yerlerde özellikle de Amerikan ekonomisinin motoru olan bireysel tüketimin arttırılmasında kullanılabileceğine dikkati çekiyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.